Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne haberler? Çok insanlar beni tanırlar. Eğer beni tanımazsanız kendimi tanıştırmaya izin verin. Ben Tacikistan Cumhuriyeti'nde İngilizce öğretmen olarak çalışıyorum. Türkçe konuşuyorum ve bu Türkçeyi sizlerle birlikte paylaşarak Türkçeyi öğrenmeye ettim. Eğer Türkçe, yani Türkçenizi zenginleştirmek isterseniz, eğer Türk dilini öğrenmek isterseniz ve inşallah gelecekte Türkiye'ye gitmek de isterseniz, bizim kanalımıza hoş geldiniz. Ve eğer siz bizim kanalımızda abone olmazsanız, lütfen benim ricam, video altındaki abone almak için, yani Rusça'da podpisatsa düğmesine basmanızı rica ederim. Ve gelecekte videolarımı ilk sefer haberdar olabilirsiniz. Aslında Türkçeyi biz nasıl öğrenebiliriz? Türkçeyi sadece şimdi bizim yani Türkiye'de olmazsanız internette çok şeyler var. Mesela Türk dizileri, Türk talk show'ları ve arkadaşlarınızla ve bu videolarla birlikte yani izleyerek kendi eğitiminizi, kendi biliminizi zenginleştirebilirsiniz. Ama benden sorsanız ben Türkçeyi nasıl öğrendim? Aslında bizim evde babam ve abim Rusya'da Türklerle çalışıyorlardı. Bu 2001-2003'e kadar. Sonra abim Türkçeyi öğrendikten sonra ben abimden azıcık olsa da öğrene başladım. Ve 2007'de bizim ülkeye, ben yaşadığım yere Türkiye'den bir şoför geldi. O kadar ve çok uzun kamyonla bizim fabrikadan pamuk almaya gelmiş. Bu yani 2007 zamanda. Sonra ben de gittim oraya. Herkes gitmişti. Benim komşularım, mahalledaşlarım, herkes oradaydı. Ben de gittim oraya. Konuştuk. O zamandan beri Türkçe'ye, Türk kültürüye, Türk diliye o kadar çok enteresanlı oldum ki o zamandan başladım ve aradan çok yani azıcık zaman geçtiğinden sonra Rusya'ya gittim ve orada Türk arkadaşlarla inşaat firmasında puantör olarak çalışmaya başladım. Ama sadece 5 ay devamında bu süre devam etti ve maalesef o kadar çok Türkçe'yi öğrenemezdim. Ve 2008'den burasıya 2011'e kadar Türkçe öğrenmeyi bıraktım. Çünkü evde Tacikistan'da benim için yoktu yani. Sonra 2011'de Almanya'ya gitmek nasip oldu ve Almanya'da gördüm ki o kadar çok Türk insanlar varmış. Önce bilmiyordum. Sonra onlarla arkadaş oldum. Orada benim teyzelerim var, abilerim var. Aile gibiyiz yani. Onların yardımıyla, elhamdülillah Türkçeyi o kadar çok güzel değil ama normal olarak Türkçeyi öğrendim. Çünkü üniversitede, Almanya'nın üniversitede okuduğum zaman A1 ve A2 dereceli Türk dersine gittim. Orada Serap Hanım öğretmenimiz vardı, Allah razı olsun. Çok şeyler öğrendim. Nasıl doğru yazmayı, nasıl doğru okumayı, nasıl konuşmayı, doğru konuşmayı ondan öğrendim. Ve arkadaşlarım, abilerim, teyzelerimle Türkçeyi konuşarak kendi dilimi biraz olsa da Türkçeyi zenginleştirdim. Ben size ne söyleyebilirim? Eğer gerçekten maksadınız varsa Türkiye'ye gitmek ve sadece yabancı dil öğrenmek için maksadınız varsa tam zamanındayız. Çünkü eğer biz yabancı dili öğrenmezsek belki gelecekte o yabancı dil bize lazım olabilir ve çok zor şey olabilir yani o zaman da. O sebebiyle bu videolarla kendinize azıcık olsa da zamanınızı bağışlayın ve kendi Türkçenizi iyileştirin. Eğer başka bir fikriniz olsa lütfen videonun altındaki kendi isteğinizi comment olarak bırakabilirsiniz ve inşallah ben bu şeyler de istediğiniz gibi başka videolarımı yapabilirim.
Umarım azıcık olsa da yeni sözler öğrendiniz ve zamanınız şey olmadı yani. Ve inşallah sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hadi çöz arkadaşlar.